ne temiz hava. Geliyor her yandan nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva, sarmış gönülleri vatan duygusu. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor nisan kokusu. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, siyasi partilerimizin ve protokolün kıymetli mensupları, değerli kurum müdürlerimiz, basınımızın güzide mensupları, kıymetli misafirler, saygıdeğer meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. 23 Nisan 1920 Türk ulusunun tarihte kendini bulduğu ve egemenliğe eriştiği gündür. 23 Nisan tarihimizde bir dönüm noktası olan halkın kendi kendini yönetmesinin başlangıcıdır. Egemenliğe Yüce Atatürk'ün yaktığı ışıkla kavuştuk. Bugün burada Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara minnet duygularımızı sunmak, bıraktığı emanetlere sahip çıkacağımızı belirtmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda tek bir yürek, tek bir bilek olan Türk ulusu, egemenliğinin 104. yılında da yine el ele, yürek yüreğe bir 23 Nisan'ı daha heyecanla kutlamanın gururunu yaşıyor. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, kutlama mesajlarının okunması, kapanış. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Taner Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sunacaklardır. Sizleri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihal etmiş Türk büyüklerinin ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde Çiftlik Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Akbal'ın komutu ve Çiftlik Ortaokulu Müzik Öğretmeni Neşe Aygen yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Tüm gruplar, rahat! Hazır ol. Bayrak flamı al. Dikkat. Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu bayram Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde milli bağımsızlığımızı hiç unutmamanız
ve sürekli sahip çıkmanız için sizlere emanet edildi. Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın. Sizlerin elinizi uzaklara umutla uzatmanız için geçmişte olduğu gibi şimdi de büyük bir ekiple çalışıyoruz. İstiyoruz ki yüzünüz hep gülsün, iyilik ve güzellik içinde olun. Gözlerinizde pes etmeyen aydınlık bakışı hep görelim. İstiyoruz ki bu emanete sahip çıkma azim ve kararlılığınız hiç azalmasın. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bu bakışınız bizim güvencemizdir. Sizler için attığımız her adım vatanımızı ve milletimizi sevmekle başlar ve sizler için çalıştığımız her gün bizim için bayramdır. İnanıyorum ki devralmakta olduğunuz binlerce yıllık tecrübeyle şekil almış kültürel mirası, geleceğe uzanan bilimsel ve teknolojik kazanımlarımızla bir cevhere dönüştüreceksiniz. Türkiye yüzyılının ufkunda güvenle yürüyecek nice 23 Nisanlar kutlayacaksınız. Saygıdeğer milletim, kurtuluş mücadelesini yöneten ve nice kahramanlığı sinesinde saklayarak cumhuriyeti kuran Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ve bayramınızı kutluyorum. Meclisimizin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bu tarih, Türk milletinin boyunduruk altına girmeyeceğini göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu 23 Nisan 1920'den bu yana nice zorluklara göğüs geren milletimizin timsali olarak adalet ve barışın güvencesidir. Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile meclisimiz sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler içinde egemenliğin ve selametin teminatıdır. Bu güvenle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor, sevgi dolu yürekleriyle milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansıması olan çocuklarımızın nice bayramlar görmesini diliyorum. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Kutlama programı Karaçalı İlk ve Ortaokulu bahçesinde saat 11'de devam edecektir. Arz ederim.